Görülen bir boşanma davası var. Ee, diğer taraf lehine, diğer eş lehine bir nafakaya hükmediliyor. Ee, ödemeler tabi icra yoluyla yürümediği için e, direkt olarak eşin hesabına havale yoluyla yapıldığı için e, diğer eş borçlu, nafaka yükümlüsü olan eş Açıklama kısmına ayı belirterek nafaka yerine sadaka yazıyor. Eş ödemekle yükümlü olduğu miktarı yatırırken sadaka açıklamasıyla e, yapmış olduğu için tabii ki borç geçerli olarak ifa edilmemiş oluyor. Dolayısıyla e, lehine nafaka e, alacağı doğan eş de bunu icra takibine konu ediyor e, ve bunun sonucunda eş ben bu e, borcu yerine getirdim, yeniden ödemek istemiyorum diyerek e, karşı bir dava açıyor e, takibin iptalini ilişkin olarak e, görülen e, yerel mahkemeye konu dosyada da yerel mahkeme ilamına konu dosyada da e, sadaka açıklamasıyla bu borcun ifa edilmesi gerekçe gösterilerek nafaka ibaresine yer verilmemesi gerekçe gösterilerek e, ilk derece mahkemesi tarafından e, dava reddediliyor ve e, borçlu eş yeniden aynı miktarı ödemekle yükümlü oluyor. E, somut bu olayda da olduğu gibi bizim özellikle hem müvekkillerimize hem de e, nafaka borçlusu olan e, kişilere burada tavsiyemiz şu, e, icra yoluyla yapılmadıysa eğer size takip e, Kendiniz eşinizle aranızdaki anlaşmanın sonucu eşinizin hesabına yatırarak ödeme yapıyorsanız havale veya EFT yoluyla e, burada nafakanın e, hangi aya, hangi döneme ilişkin olduğu yani ay, yıl ve nafaka açıklaması yer alarak ne nafakasıysa örneğin buna ilişkin açıklamayı yer alarak bir e, ödemede bulunmaları yönünde. Aksi takdirde bu olayda olduğu gibi e, aleyhe sonuçlarla e, karşı karşıya kalabiliyor bu nedenle bu konuda ayrıca özen göstermelerini borçlara biz tavsiye ediyoruz.